İyi akşamlar. Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar. Öncelikle şöyle kısa bir teknik bilgilendirme yapayım. Ligimizin işte en fazla şut atan 3. takımı, en fazla pozisyon veren de 3. takımı, ceza sahasına giren takımı veya takımın boyunu önde kuran bir takımı, böyle bir konu başlıkları olan bir takımdı. Biz de bugün itibariyle aslında çözüm noktalarında çalışmıştık. Bence oyunun ilk yarısı itibariyle maçı 2-0, 3-0'a da rahatlıkla getirebileceğimiz bir oyundu. Ve 1-0 içeri girdik. Hani hatta içeride de görüntülerde de bazı şeyleri çok net, güzel de gösterdik. Ve oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Bence yediğimiz gol ilk taşa çıkmıştı. Yani hakemin görmediği şey. Ama onun devamında o şekilde 4 kişinin arasından çok böyle hafif bir vuruşla o golü de yemememiz lazımdı. Sonrasındaki penaltı verilebilir de verilmeyebilir de buna benzer olaylar olabiliyor. Ama 2-1'den sonra bizim genel olarak oyun disiplininden kopmamamız gerekiyor. Bu kadar geniş alanlar vermemiz gerekiyor. Oyundan hiçbir zaman vazgeçmeden hareket etmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle baktığında oyun işte 3-2 yapıyorsun, son anda 3-3 de bulabiliyorsun. Çünkü oyuna sadık kalıp, oyun planlarına sadık, oyun disiplinine sadık kalıp devam etmemiz gerekiyor. Bir haftadır 3 maç kaybettik. Sancılı bir süreç. Geçiş dönemleri sıkıntılı ve sancılı olabiliyor. Özellikle bu ana kadar, yani son bir haftaya kadar puan ortalaması çok yüksekte gelmiştik. Çok bile telaffuz etmek istemiyorum. Biliyorsunuz. Yani bir ay evvel 13 tane oyuncunun bugün itibariyle bizde olmaması, 8 tane 11'in oyuncusunun bizde olmaması bu geçiş döneminde bazen inişlerin çıkışların olacağını gösteriyordu. Biz bir haftada ne yazık ki bunu şu an itibariyle yaşamış bulunuyoruz. Baktığında kağıt üzerinde de hala üçüncülükte duruyoruz. Evet, bu devrasında bana desen maçı 3-1'e gelecek falan aslında gülersin yani. Ama ne yazık ki bu oyun böyle bir oyun. Ve biz bugün itibariyle de bunu bir haftada üçüncü defa yaşadık. Üzüntülüyüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle süreçler Türk futbolunda Trabzonspor tabii ki yaşadı. Bütün takımlar bu süreçleri, inişleri, çıkışları, bir geçiş dönemlerinde bu destekle ve organizasyonla tekrar ayağa kalkabilecek. Çünkü bu işten vazgeçmeyeceksin. Vazgeçersen kaybedersin. Ayağa kalkabilecek bir durumu oluşturmak için burada taraftarımızın desteği, yani taraftarımızın bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var. Onun için üzgünüz. Taraftardan özür diliyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz. Bir haftada 3 mağlubiyet hiç iyi olmadı. Ama tekrar ayağa kalkabilmek için gelenlerin takıma katkısı. Şimdi bugün itibariyle baktığında senin hücum hattının hemen hemen ortalama elinin dışında kimse yok. Savunmanın merkezinde bugün Fernandez'i devre arasında bir 15 dakika daha oynamak istedi en fazla. Biz gene 70'e kadar tuttuk. Mecburen değişiklik yapmak zorundaydık. Çok fazla hamle şansım yok. Umut'u koyduk. Diğerleri genç oyuncular. En sonunda Poyraz'ı attık 80'den sonra bir 4-4-2'ye dönelim diye. Bu şartlarda burayı biraz daha iyi geçebilirdik ama bu dalgalanmalar olacaktı. Özür diliyoruz taraftarımızdan. Destek istiyoruz. Bu süreci inşallah hep beraber Trabzonspor büyük bir camiadır, atlatır diye düşünüyoruz. Çalışmaya, daha iyisini yapmaya, gelen oyuncuların bir an evvel dönmesini beklemeye ihtiyacımız var. Şimdilik bu kadar. Soru var mı? Hasan Bey. Hasan Tüncel, 61 saat. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Biraz önce de Trabzonspor tarihinde bu tarz sonuçlar olduğunu... Bütün kulüplerde dedim ve Trabzonspor tarihinde de, evet. Galatasaray maçında da kullanmıştınız hocam böyle bir ifade. Evet. Bu söylemler hocam takıma sizce olumlu mu yansır? Sen biraz evvel söylediğim gibi Hasan'cığım 13 tane oyuncuyu da sorabilirsin yani. Sezon başından itibaren 14 tane oyuncu yok diye. Biz oyunculardan öyle bir şeyimiz olmadığını söylüyoruz ve Türk futbol tarihinde ve Trabzonspor tarihinde bu inişler çıkışlar her zaman vardır. Bunu da en yakından yaşayanlardan birisi de sen burada yaşamışsındır. Bunun oyuncuya olumlu olumsuz yansıması değil, oyuncularla bir haftadır biz bu anlamda bu oyuncularla da 25 puan aldık baktığında zaman zaman. Onun için ama yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Başka soru var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.